Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine farklı mobil oyunları denediğimiz seriye hoş geldiniz. Bu seride arkadaşlar bildiğiniz üzere Türk oyunları ele alıyoruz. Genelde Türk araçları olan oyunları ele alıyoruz. Bugün de önümüzde Just Drift var arkadaşlar. Yorumlarda çok istemişsiniz. Ben de çekeyim dedim, sizleri kırmayayım dedim. Bu oyunu ben ta 5. ya da 6. sınıfta oynamıştım arkadaşlar. Küçükken yani böyle çok hoşuma gidiyordu o zamanlar. Çok havalı duruyordu. Neredeyse kaç sene? Bir 5 sene oldu yani bunun üzerinden arkadaşlar. En az 5 sene. Şimdi oyunu inceleyelim bakalım. Bu arada hileli indirdim arkadaşlar. Şimdi oyunumuza biraz göz atalım. Bakalım neler değişmiş, neler gelmiş. Bir şeyler gelmiş mi daha doğrusu. Hangi araçları var? Arabaları hareket ettiremiyorum. Ha, buradan açılarını yapabiliyormuşum. Bakalım hangi araçlar var. BMW'lerimiz var. Çok araç yoktu hatırladığım kadarıyla. Burada Golf'ümüz var bir tane. Çok araç var mıydı ya? Şöyle gidelim bakalım. Biz de araçları görün. Bu RS6 mı? Genelde modifiyeli şekilde. Şöyle bütün araçları görün arkadaşlar. Baya araç vardı. Benim zamanımda 5-6 araç falan vardı. Öyle hatırlıyorum ben. O baya araç varmış ve sonuncusu bu. Tamam, bunu alalım. Bakalım modifiye edebiliyor muyuz? Renk değiştirebiliyor muyuz? Kamera olayına hala alışamadım. Neyse, önden olsun. Rengi hangisi olsun? Kırmızı olsun. Kırmızı bayağı hoşuma gitti. Modifiye gibi bir seçeneğimiz yok arkadaşlar. Yani oyun kısıtlı. 10 milyon indirmesi falan olmuş. Ben indirdiğim zamanlarda 100 bin falan da öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar oyunun tek sıkıntısı yön tuşlarıyla oynamak yok. O yüzden bunu yapmak zorundayım. Mouse ile oynamak zorundayım. Driftlerim kötü olabilir. Neden eklememişler anlamadım. Burada haritalarımız var arkadaşlar. Abi bunları hatırlıyorum mesela. Yeni hiçbir şey getirmemişler. Ya bunu hatırlıyorum. Bu garaj kısmını da hatırlıyorum. Bunları da hatırlıyorum. Belki şunu getirmiş olabilirler. Bunu da hatırlamıyorum ama şu garajda oynayalım bir. Bayağı seviyordum bu haritayı. Yine reklam çıktı. Oyunda çok reklam var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyuna girmiş bulunmaktayız. Şimdi grafiklerimiz bu şekilde, hiçbir grafik ayarı yapamıyoruz. Herhalde bakayım. Burada da zaten başka bir ayar yok arkadaşlar. Şarkıları kapatıp açabiliyoruz. Yani oyunu çok geliştirmemişler. Hatta hiç geliştirmemişler. Oyunumuz drift bakımından gerçekten çok iyi arkadaşlar. En iyi drift oyunlarından diyebilirim. Yani çok eski olmasına rağmen eski en iyi drift oyunlarından diyebilirim. Harita bu şekilde yani. Hiçbir ceci yok arkadaşlar. Bence kötü yani, hiç geliştirmemeleri. Bu kadar güzel drift atabildiğim bir oyunda. Bir diğer haritayı da inceleyelim arkadaşlar. Zaten oyunda pek bir şey yok. Diğer haritaları da gezmek en mantıklısı bence. Şimdi bir de tofaşımızla oynayalım arkadaşlar. Tofaşımızı hangi renk yapsak? Tofaşımız hangi renk olsa, tofaşımız beyaz olsun ya. En güzeli bence beyaz. Evet arkadaşlar, Fortnite haritasına geldik. Bu harita bayağı büyük de hatırladığım kadarıyla. Ve başladık driftimize bakalım. Ya bu oyunda drift atması çok kolaydı hatırladığım kadarıyla. Ama çok büyük zevk veriyor. Mesela bir tane ayar vardı arkadaşlar. Yani tutturuyordum böyle. Sadece gaza basıyordum. Gaza basarak gidiyordum mesela. Şimdi oluyor mu bilmiyorum ama telefonda olsa size gösterirdim. Ama tofaşımız gerçekten güzel olmuş. Eski bir oyundan bahsediyoruz ama keşke daha çok yenileselermiş. Ne bir nitro var. Yani arkadaşlar, bu oyunu indirmenizi bir şekilde tavsiye ederim. Açıp oynarsınız, bir 2 saat drift yaparsınız. Günde böyle 5-10 dakika sıkılırsınız arkadaşlar. Drift yapmak istersiniz. Bence girmeniz güzel olur. Ya oyunda bir şey yok yani. Bir de hileli oynamayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bence drift atarak parayı biriktirmeye çalışın. Öyle daha çok zevkli olur. Başka kamera açısı da yok ya. Keşke olsa. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir haritaya geçtik. Bu arada oyun önerileriniz varsa, içinde Türk arabaları olan oyun önerileriniz varsa mobilde arkadaşlar, kesinlikle yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizin yorumlarınıza bakarak oyunları seçiyorum arkadaşlar. Bu oyunu da öyle seçmiştim zaten. Ve süremiz sona ermiş. Böyle de bir saçmalığı var arkadaşlar. Bir dakika içinde ne kadar puan kasabilirsiniz.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyunumuz bu kadardı arkadaşlar. İndirip oynayabilirsiniz. Daha fazla böyle oyunların gelmesi istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay.